Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Bu hikayenin bir önceki bölümünü dinlemediyseniz sağ üstte çıkan karta tıklayarak dinleyebilirsiniz. Günler geçiyordu. Kızlar artık her gün keyiften Türk kahvesi içiyordu. Bir akşam birbirlerinin falına bakmaya başladılar. Yapmayın etmeyin diyordum ama anladığımızdan değil eğlencesine bakıyoruz diyorlardı. Fal baktıkları o gece çığlık sesleriyle uyandım. Rabia uyumamış. Diğerleri ise uykuda aynı kabusu görerek uyanmış. Koşa koşa çıktım odadan. Birisi ağlıyordu. Rabia ile ne oldu kızlar diye sorduk. Üçü aynı anda rüyamda Deccal'i gördüm dedi. Rabia ile birbirimize baktık. Rabia onlara Figen size demedi mi fal bakmayın diye. Kız zaten sorunlu ne olduğunu bilmiyoruz. Bakarsanız böyle olur. Dua okuyun güzelce yatın. Ben yatmıyorum ayaktayım korkmayın dedi. Ertesi sabah gecenin stresini atmak için hazırlanıp dışarı çıktılar. Ben çıkmak istememiştim. Eski ev arkadaşım Esra aradı. Ben merkeze geldim. Gelsene buluşalım. Seni özledim dedi. Çıkıp gittim. Yanında Sezgi de vardı. O da bayan bir arkadaş. Her neyse. Esra, Sezgi ve ben çay bahçesinde oturup bir şeyler içtik. Yaz günü ve öğrenci şehri olduğu için herkes dışarıdaydı. Saat on buçuk gibi. Kızlar ben gideyim artık dedim. Kızlar tamam dediler. Çay bahçesinden çıkmadan önce lavaboya gidelim dedik lavaboya girecekken çantamı sezgiyle ile Esra'ya verdim. Tam içeri adım attım ki tuvaletin metal havalandırması kendiliğinden kapandı ve açıldı. İrkilip çılık attım ve dışarı çıktım. Kızlar ne oldu dedi. Anlattım olanları. Tamam kapı hafif açık kalsın sen gir biz bekliyoruz dediler. Tamam deyip girdim. Tam içeri adım attım ki tekrar aynısı oldu. Bu kez kızlar da görmüşlerdi. Ben tekrar çılık attım. Sezgi kolumdan tutup dışarı çekti beni. Tamam girme. Yürü bizim ev yakın dostlu olsa. Bizim eve gidelim. Orada gir. Hem biraz kendine gelirsin dedi. Sezgilere vardık 10 dakika sonra. Daha sonra Rabia'yı arayıp durumu anlattım. Gelip beni aldılar. Bizim eve geçtik. Ertesi gün durumu Mustafa'yı arayıp ona da anlattık. Bu esnada ailemle daram çok bozuktu. Neredeyse okulun ikinci yılından beri o çok düşkün olduğum babamla hiç yıldızımız barışmıyordu. Saçma sapan her sebepten bana küsüyor, aylarca gurbet elde olduğum halde beni aramıyordu. Maddi açıdan deseniz gitgide zorlaşıyordu her şey. Bari okulum iyi olsun derken o da olmuyordu. Ne kadar çalışsam, her şeyi yapsam da nasıl oluyorsa sınavlarım yine geçersiz notlarla sonuçlanıyordu. Okulu uzatmıştım, beşinci senemde bitmişti. Buna rağmen yine bir sürü dersim vardı kalan. Okul başladı yine. Ben işe girmiştim. Bu esnada arkadaşlarım mezun olup gittiler. Başka bir eve taşındım. Yeni bir ev arkadaşım vardı. Eve yeni taşındığım sıralar bayrama denk gelmişti. Ankara'ya ailemin yanına gittim. Oradan da bayram için memleketimiz olan Bolu'ya gittik. Son iftarda annemle babam iftardan sonra namaz kılıyorlardı. Ben de balkona çıktım. Köyde kediler vardı. Alışkınlardı bize. O saatlerde gelirlerdi. Biz de ekmek verirdik. Elime bir parça ekmek almıştım. Balkondaydım. Kediyi çağırıyordum. Yine balkonda birkaç metre yanımda bir koltuk vardı. Eski ahşap koltuklardan. Biz yerinden zor kaldırıyorduk. Gündüz balkonu temizlerken koltuğun bacaklarını balkonun duvarına oturttuk. Orada duruyordu hala. Kediye bakarken bir ses geldi yanımdan. Sağıma dönüp baktığımda Koltuk sırt tarafı yere gelecek şekilde düşmüştü balkonun içine. Aradan bir iki saniye anca geçti. Ben bu nasıl olur diye düşünüp koltuğa bakarken bu kez de sert bir şekilde yan tarafına yattı koltuk. Korkarak ani bir refleksle nefesimi içime çekip kendimi geri attım. Ekmeği bırakıp içeri girdim. Annemle babam balkona çıktılar. Olanları söyledim. Babam yorum yapmadı ilginç bir şekilde. Annem de kedi devirmiştir dedi. Anne biz zor oynatıyoruz bunu. Kedi nasıl devirsin dedim. Olur kızım başka nasıl devrilecek ki dedi. Artık yavaş yavaş deliriyordum. Kimseye derdimi anlatamıyordum. Bu esnada bir üç aydır falan da mide ağrılarım başlamıştı. Doktora gittim fakat hiçbir şey bulunamadı. Günün belli saatlerinde durup dururken ağrıyordu. Baş ağrılarından sonra bir de bu eklenmişti. Bayram bitmişti. Babam yine benimle saçma bir sebepten küsmüştü. Sivas'a döndüm. Olanları ev arkadaşım Gülay'a anlattım. Dertleştik biraz. İyi bir hoca bulalım falan diye düşünüyorduk. Bu sırada dersler, iş derken hayat geçiyordu. Bizeler geldi. O sıra hayatımda biri vardı yine. Tam derslere çok iyi hazırlandım. Bu kez her şey çok güzel olacak derken hiç beklemediğim bir şekilde tesadüfen erkek arkadaşım tarafından aldatıldığımı öğrendim. Yine sınavların berbat geçti dolayısıyla. O sıra evimizde olaylar hiç kesilmedi tabi. Biz mutfakta Gülay'la otururken her akşam patır küzür sesler geliyordu. Finaller de geldi. Her şey düzeldi. Derken ikinci kez aldatıldığımı öğrendim. Ben ağlarken Gülay okuldan geldi. Olanları anlattım. Figen çok anormal değil mi ya? Her sınav döneminde hayatının düzene gireceği her dönemde mutlaka bir aksilik oluyor. Ve sen tepetaklık oluyorsun. Bu normal olamaz dedi. Epey bir konuştuk bu konu üzerine. Saat gece bir gibi yattı Gülay. 10 dakika sonra benim telefonum çaldı. İş yerinden arkadaşlardan biri merak etmiş nasıl oldun diye aradı. Onunla konuşuyorduk. Telefonu kapattım. Aradan yarım saat kadar geçti. Gülay kalkıp geldi. Hiç kapı sesi duymamıştım. Mutlaka kapısını kapatıp uyurdu. Figen. Az önce ne dedin anlamadım dedi. Şaşırdım. Ne zaman dedim. Gülay az önce sen yanıma geldin ya. Hatta telefonda konuşuyordun. Hatta battaniye örttün üzerime salondan getirip dedi. Gülay ben gelmedim. Tamam telefonda konuşuyordum ama ben neden geleyim sen uyurken yanına dedim. Şaka mı yapıyorsun dedi Gülay. Sonra ekledi. Fark etmedin mi? Kapı sesi olmadan çıktım ben odadan ya. Sen açık bıraktın kapıyı. Çıktın odadan. Ben de bu kız kapatırdı kapıyı mutlaka ama unuttu galiba telefonla konuşurken diye düşündüm dedi. Fark ettim ama ben gelmedim Gülay dedim. Korktu kız da. Ne yapacağız böyle derken sabah ezanını bekledik uyumak için. Finaller de bitmişti. Bir başarısız okul dönemini daha geride bıraktım. O sıra tek teselli olduğum şey erkek arkadaşımla tekrar barışmak oldu. Aslında şimdi düşünüyorum da normal şartlarda benim ondan soğumam gerekirdi. Ama hayatta ne kadar canımı yakacak şey varsa kontrol edemediğim bir şekilde ben onlara düşkün oluyordum sanki. Aradan birkaç gün geçti. Bir gece telaşlı bir şekilde erkek arkadaşım aradı. Telefonu açtım. Açar açmaz bana. Muskan üstünde mi diye sordu. Üstümde ama ne oldu bu saatte? Bu soru ne alaka dedim. O da banyoya girdim bir şey vurdu kapıya üç kere dedi. Oku üfle yat. Muska var ama yolunda gitmeyen şeyler de var biliyorsun dedim. Ertesi gün akşam okula gittim. O sıra eski ev arkadaşım Esra aradı. Ben okuldayım, diplomayı almaya geldim, görüşelim dedi. Az çok olanları biliyordu zaten, nasıl oldun diye sordu. Değişen bir şey yok, her şey daha berbat oluyor dedim. Bu arada artık okulumun da yedinci senesiydi. Esra, Figen seni tedirgin etmemek için söylememiştim ama sen uyuyunca odadan yürüme sesleri gelirdi. Çıkıp dışarı uyanık mı acaba yanına gideyim diye bakardım. Ama odanın ışığı kapalı olurdu. Uyanık olsa ışık açık olur diye düşünürdüm. Seslenirdim sana cevap gelmezdi. Anlardım ki uyuyorsun. Hatta birkaç kez oldu bu. Bazen de sigara içmek için sen yatınca cama çıkardım. Senin camına gözüm çarpıyordu. Perden kıpırdardı. Hem de cam kapı kapalı olduğu halde. Ben de okur yatardım dedi. Şaşırmıyordum artık. O gün de okuldan çıktıktan sonra eve geldim. Esra'nın anlattıklarını Gülay'a anlattım. Ben de gördüm birkaç kez dedi. İkinci dönem sonu geldi. Gülay yurda çıkacağını söyledi. Evden taşındı. Ben de yaz okuluna başladım. Derslere girip çıkıyordum. Kısa zaman olduğu için vizeler çabuk gelmişti. Bu arada evime yeni biri taşınmıştı. İsmi Fatma. Fatma abla benden beş yaş büyüktü abla kardeş gibi olmuştuk. Çok seviyordum onu. Ankara-Sivas hattında otobüste hostes olarak çalışıyordu. Eve geç gelir, sabah erkenden giderdi. Hatta gece geliyorum, ders çalışıyorsun. Sabah benden önce kalkıp yine ders çalışıyorsun. Sen nasıl geçemiyorsun bu dersleri anlamıyorum derdi. Her neyse, vizelere girip çıktım. Puanım yine düşük. Dersi veren hoca profesördü. Notları açıkladıktan sonra dersi ara vermişti bir süre sonra. Benim moralim yine bozuldu. Hoca sınıftan dışarı çıkarken Figen senin bir sorunun mu var dedi. Nasıl hocam dedim. Hoca neredeyse beş yıldır derslerime giriyorsun. Derslerde her şey sorunsuz. Çok iyisin. Sınavda da farklı bir şey sormuyorum. Ama nasıl böyle hatalar yapabiliyorsun sınavda? Bu çok anormal dedi. Hocaya işlem hatası mı yapmışım hocam dedim. Mühendislik okuduğum için en ufak bir işlem hatası bile tüm soruyu sıfır yapardı. Hoca sadece işlem hatası değil gel bak kağıdına dedi. Gittik odaya sınav kağıdıma baktığımda şok oldum. Hocanın sorduğu sorulara çoğunda alakasız işlemler yapıp alakasız cevaplar vermişim. Oysa ki ben her şeyi doğru yapıyorum sanıyordum. Hocam sanırım doktora görünmem lazım. Teşekkür ederim dedim. O hocanın odasından çıkıp aldığım diğer dersin hocasının yanına gittim. Sınav kağıdımı görmek istediğimi söyledim. Onda da aynı şeyi yapmıştım. Diğer derslerin bitmesini beklemeden hemen okuldan çıktım. Kampüste üniversite hastanesi vardı. Zaten Sivas'taki en donanımlı hastanede oydu. Hemen psikiyatriye gittim. Bölüm başkanına muayene olmak istediğimi söyledim. Vizite ücreti istediler. Hemen onu yatırıp tekrar döndüm ve sıramı aldım. Sıra bana geldi. O günde heyet varmış. Haftada bir gün gelirmiş. Şükür ki bunda bari şansım güldü dedim. Şikayetin ne dedi doktor. Ben de 2008 yılından beridir psikiyatri tedavisi alıyorum. Fakat bugün başıma böyle bir olay geldi diye durumu anlattım ve şizofreni muayenesi olmak istiyorum dedim. Doktor şaşırdı ve olanlardan ötürü de muayeneye karşı çıkmadı. Elime birkaç kağıt verdi. Bunları yan odada cevapla. Yarım saat sonra seni çağıracağım heyete çıkaracağım dedi. Tamam deyip çıkıp kağıtları doldurdum. Aradan yarım saat geçti ve beni çağırdılar. Kağıtları verdim. Doktoru baktı. İçeride bölüm başkanı hariç, doçentler ve diğer profesörler de vardı. Bana çapraz sorgu gibi birkaç soru sordular. Cevapladım. Aralarında bir şeyler konuştular. Sonra bölüm başkanı bana dönüp, heyetim ve benim de kararımla akıl sağlığın yüzde yüz yerinde. Şizofren değilsin dedi. Birden ağlamaya başladım nasıl olur diye. Bölüm başkanı beni dışarı çıkardı. Sakinleştirici vurdular. Sonra bana anormal şeyler olabilir hayatta. Allah büyüktür dua et. Şimdi evine git dinlen dedi. Anladım ki sonradan adam orada bana hocaya git diyememişti. Birkaç gün ölü gibi okula gidip geldim. O sıra iş için bir arkadaşla tanıştım. Adı Onur. Birkaç kez muhabbet ettik. Bir akşam çay içerken bana sana bir şey diyeceğim. Kendinde bir tuhaflık hissediyor musun dedi. Ne gibi diye sordum. Akşam saatlerinde hareketlerin tuhaflaşıyor dedi. Doğrudur var bir şeyler ama uzun mesele dedim. Anlat dedi. Biraz bahsettim. Bizim aile dostumuz olan bir Servet Hoca var. Ona bir baktırayım istersen dedi. İyi olur dedim. Ertesi gün tekrar buluştuk Onur'la. Hoca aradı. Üstünde kendi musallatın hariç iki tane büyü varmış dedi birden ne diye bağırdım. Devam etti. Biri memleketinizde sanırım. İki katlı bir evdeyken yapılmış. Evinize girip çıkan biriymiş. Seni kontrol edebilmek ve babanlarının bozulması için yaptırmışlar. Diğeri ise eski erkek arkadaşın tarafından ve Güneydoğu'da işinde usta biri tarafından yapılmış. Bu da okulunu bitiremeyesin, hiçbir şekilde işlerini rast gitmesin ve asla sevdiğin insanla evlenemeyesin diye yapılmış dedi söyledikleri aklımdan geçiyordu. Hepsi de bana uyan şeylerdi. O ruh hastası Batmanda'ki eski erkek arkadaşım, babamla sudan sebeplerle aylarca aramın bozuk olması ve diğer her şey. Öğrendim kadarıyla Servet Hoca büyüde yapan biriydi. Ama gördüğüm kadarıyla da oldukça iyi görebiliyordu olan biteni. Ne olacak şimdi dedim. Kabul edersen tedaviye başlayacak. Sen parayı dert etme. Olunca bana verirsin. Ben karşılayacağım senin tedavi masraflarını dedi Onur. Tamam mutlaka öderim ama şu an dibe vurdum. Biraz gecikir haberin olsun. Ona göre yaptır istersen dedim. Tamam sorun yok dedi. Hocanın işlemlere başladığını söyledi aynı akşam. Onur aradı ve evde sesler olabilirmiş hoca işlem yaptığı için haberin olsun dedi. Zaten o aramadan olmaya başlamıştı. Mutfak dolaplarının içindeki tabaklar kendi kendine devrilmişti. İlerleyen dakikalarda odalardaki masaların üstündeki eşyaların da yere düştüğünü fark ettim. İçimde bir kasvet vardı ama korkmuyordum zaten artık. Ertesi gün hoca beni çağırmış. Yanına gittik Onur'la. Bir bardak su vardı. Şu suya iyi bak ablacığım. Bu su dün akşam sana tedaviye başladığımda duru tertemiz bir suydu dedi. Bardaktaki su neredeyse siyah yakın olmuştu. Hoca çok azılılar. Büyüyle gönderilenler aşık olmuşlar sana. Üstelik ikisi de kabile lideri. Akşam o evdeki seslerin sebebi şuydu. Ben işlem yaptıkça seni kaybedecekleri korkusuyla seni bir an önce ele geçirmeye çalışıyorlardı. Ama bu esnada da birbirlerinden kıskandıkları için kendi aralarında kavga ediyorlardı dedi. Hocaya benim koruyucu muskam vardı. Nasıl bana etkederler bu denli hocam dedim. Hoca da senin muskan onlara zayıf kalıyor dedi. Biraz daha konuştuk sonra ayrıldık oradan. İçime sinmeyen şeyler vardı sanki. O akşam ev arkadaşım Fatma abla geldi. Olan bitenden bahsettim biraz. Ablam da sende bir şeyler olduğu kesin. Ama Onur'a biraz fazla güveniyorsun sanki. Hiç gözüm tutmadı o çocuğu. Ya senin bu durumunu fırsat bilirse dedi. Ben de abla ben de sana onu diyecektim. Onur'dan hoşlandığımı söylersem falan Sakın beni bırakma. Beni uyar. Hemen başka bir hocaya gidelim bulabilirsek dedim. Fatma abla kafasını salladı ve yarın ben Murat abiyle bir konuşayım. O Sivaslı. Çevresi de geniş. O bir hoca bulur. Hem o adamı da bir araştırır dedi. Tamam dedim yattık. Ertesi gün gün içinde Murat amca beni aradı. Fatma ablanın çalıştığı otobüsün şoförüydü. Açtım. Kızım iyi misin dedi. İyi olmaya çalışıyorum amca dedim. Sonra Murat amca ''Bak kızım, az sabret benim halı ilgileniyor bu işlerle. O yapamazsa da başka hoca buluruz bir şekilde. Ama sakın o Servet denilen adama gitme. O adamı sordum ben bugün. Her ayak varmış onda. Büyü, define, hangi pis iş olursa çekinmeden yapıyormuş.'' dedi. Çok şaşırmadım, tamam dedim. O sıra Onur'dan da sormuştum. Zaten birkaç kez bana karışmaya falan çalışmıştı. Ve bir iki kez de ben lavaboya gittiğimde telefonumu karıştırırken yakaladım. Bu durumlardan ötürü şüphelenmiştim. Ama hoca da harfiyen yaşadıklarımı anlattığı için kısmen güvenmiştim. Akşam Fatma abla geldi. Ben arkadaşın düğünü için birkaç gün memlekete gideceğim. İstersen sen de gel. Ya da arkadaşlarını falan çağır. Bugün Murat abi hoca ile konuşmuş. Detaylı incelemek için biraz zamana ihtiyacım var. Kızı esnada yalnız kalmasın sakın geceler evde demiş dedi. Tamam abla dedim. O sıra kardeşim dediğim Orkun diye bir arkadaşım var okuldan. Onu aradım gelmen lazım diye. Orkun da biz ev taşıyoruz. Bizim Dursun'u biliyorsun. Efendi çocuktur. Onu gönderiyorum. Ben gelene kadar o seninle kalsa olur mu? Zaten senin ortamına her adamı sokmam ben bilirsin dedi. Tamam dedim. Dursun da benden beş yaş küçüktü. Abla kardeş gibi olmuştuk zaten. Daha evvelden de tanışıyorduk olanı biteni Dursun'la konuştuk. Dursun sabah ezanına kadar oturuyordu. Ben uyurken evi ve beni bekliyordu. O sıra beni sürekli Onur arıyordu ama görüşmek istemediğimi söyledim. Ben sana ne yaptım dedi. Ben de en sonunda patladım ve telefonumu karıştırdığını biliyorum dedim. Kötü bir amaçla yapmadım. Ben senden çok hoşlandım falan demeye başladı. Benim sevdiğim biri var bunu biliyorsun dedim. O sana layık değil falan dedi ağız dalaşına girdik. Her neyse uzatma seninle görüşmek istemiyorum. Hocaya da söyle bana hiçbir şey yapmasın istemiyorum dedim. Tamam dedi kapattı. Ertesi sabah Murat amca aradı. Diğer hocanın söylediklerini doğruladı. İki büyü. Murat amca kızım annenin babanın haberi var mı bunlardan? Hocanın dediğine göre onlar da etkilenmiş. Biz hafta sonu hemen hocaya gidelim. Ama annenle baban da gelsin çok iyi olur dedi. Ben de tamam amca konuşurum dedim. Akşam olunca annemi arayıp olanları anlattım. Tabi bu esnada babam yine benimle konuşmuyordu 5 aydır falan. Sebebi yok denilebilir. Yanlarına tatile gittiğimde geç uyandığım için küstü benimle. Buradan anlayın artık. Anneme, anne babama söyle. Bak işte bu yüzden sürekli bir küslük oluyor aramızda. Anlat bunları dedim. Annem de Kızım babanı bilmiyor musun? O kendince haklı. Anlatsam şimdi kendi kendine bahane uyduruyor diye düşünür." dedi. Haklıydı. Babam gerçekten de artık anlaşılmaz bir adamdı. O gece odama gittim. Üstüme bir gariplik çöktü. Babama çok düşkündüm. Dünyadaki en önemli varlığım oydu benim. Ama artık aramıyordu bile. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Sadece ağlıyordum. Allah'ım, ben şimdi ne yaparım? En değer verdiğim insan, babam, o bu durumda yanımda yok. Her şey düzelse bile ben bunu ona nasıl izah eder, inandırırım dedim kendi kendime. Ertesi sabah olmuştu. Erkenden annem aradı. O saatte aramazdı. Çok şaşırdım. Açtım telefonu. Annem, Figen sana bir şey diyeceğim. Babana dün akşam bir şey olmuş dedi. Ne olmuş diye sordum. Ben mutfakta sigara içiyordum. Birden geldi ama rengi bembeyaz olmuş elleri titriyordu. Sordum ne oldu diye. Baban da anlatmaya başladı. İçeride televizyon izlerken birden ekran kararmış. Ne oldu diye bakarken ekran tekrar açılmış ve karşınızda cinler diye bir yazı çıkmış ekranda. Kumandaya kapatmak için basmış ama kapanmamış. O da fişi çekmiş. Bunları anlattı baban. Sonra ben de olan biteni anlattım dedi. Çok şaşırdım. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağı. Allah'ım ne büyüksün dedim. Akşam oldu. Aylar sonra ilk kez babam aradı. İyi misin dikkat et abdestli gez falan dedi. Çok sevinmiştim. Telefonu kapattıktan sonra Dursun'a anlattım olanları. O sıra kapı çaldı. Kapıyı bir açtık. Karşımızda Onur. Ne oldu dedim. Elinde bir şişe su bir de kırmızı bir bez getirmiş. Bunları hoca gönderdi dedi. İstemiyorum demiştim sana dedim. Biliyorum ama hoca hazırlamış zaten çoktan. Ben de aradım. Sana ulaşamadım bir türlü. Buraya getirdim. Bu bezaddetin atletinin iç tarafına iğneyle tutturacakmışsın. Bu suyu da üç günde bitirecekmişsin dedi. Elinden aldım ikisini de. Bezi elime alır almaz Arapça harflerinin ortasında Türkçe yazılı olan onur kelimesini gördüm. Avucumda sıktım. İyi akşamlar deyip kapıyı kapattım. Dursun'a bezi gösterdim hemen. Büyü bu. Ortasına bak ne yazıyor dedim. Nasıl aklına geldi ona bakmak dedi. Şok oldu. Ertesi gün annem aradı. Baban işten izin aldı. Biz geliyoruz. Yarın sabah orada oluruz dedi. Çok sevindim. Geldiler ve akşam hep birlikte hocaya gittik. Hoca para kabul etmedi. Babama dönüp bu kızın aklını kaybetmediğine şükret. Durumu hiç iyi değil dedi. Hocam kim yapmış, neden yapmış diye sorsa da hoca Olan olmuş boş ver onları dedi babama. Bir tane falan da değil dört beş tane var dedi. Ayetler verdi. Bunları kan bağı olmayan biri üç gün boyunca benim dediğim saatlerde tuz, su ve şeker üstüne okuyacak. Kız bu suyu içecek, onunla abdest alacak ve bu tuz ve şekeri kullanacak birkaç ay dedi. Hocanın dediği şekilde her şey hazırlandı. Önce abdest almak için banyoya girdim. İlk olarak normal namaz abdesti alacak, ve daha sonra boy abdestimi alacaktım. Suyu elime döktüm. Üç kez elimi yıkadım ve inanılmaz bir şekilde yıllardır aldığım abdesti birden unuttum. Tam altı defa abdestin nasıl aldığını yarıda unutuverdim. Su azalıyordu. Besmele çekip suyu tekrar çoğalttım ve YouTube'dan bakarak abdest almaya devam ettim. Her şey bitecek sandım. Aradan artık bir hafta kadar geçti. Ama o son üç yıldır azap veren mide ağrım ve o baskılayıcı baş ağrım da geçmedi. Aradan birkaç ay geçti. Dursun hala bize gidip geliyordu. Hem o bize hem biz ona yoldaş oluyorduk. Evde sesler kesilmiyordu. Birkaç ay sonra evi Fatma ablayla ayırdık. Annem geldi. Dursun, annem ben kalıyorduk artık. Gitgide her şey çoğalmıştı. Evin içinde koşma sesleri, kendiliğinden devrilen eşyalar, benim mide ve baş ağrılarım. Bir gece oturuyordum. Annem namaz kılıyordu. Dursun derkenden uyumuştu. Sonra kalkıp yanıma geldi ve ne oldu dedi. Ben anlamadım. Nasıl ne oldu diye sordum. Dursun da az önce odaya geldin. Karma karışık bir şeyler söyledin. Sinirli bir halin vardı. Hiçbir şey anlayamadım. Şimdi söyle dedi. Aynı şey olmuştu. Dursun rüya görmüş olmayasın. Ben oturuyordum salonda dedim. Yok rüya değildi. Dolaptan pantolonumu çıkardım ve attın hatta hala yerde duruyor dedi. Gittik baktık gerçekten yerdeydi pantolonu. Ben gelmedim dursun oku üfle bir abdest al yat dedim. Ürpermiştik ama alışmıştık daha normal şeylere artık. Hala her işim ters gidiyordu. Annemi de babamın durumundan dolayı artık memleketi yolladık. Babam kendi kendine iyice vesveseye geliyor ve benden iyice soğuyordu çünkü. Annem gitti. Bana yalnızlık hissi tekrar çöktü. Zaten kalabalıkta bile yalnız hissediyordum kendimi. Evden dışarı çıkmak bile istemiyordum son birkaç yıldır. İyice bunalmıştım. Final dönemlerim yaklaşıyordu yine. İçim daralıyordu. O sıra biriyle tanıştım. İsmi Berat'tı. Bana değer veriyordu. Hissediyordum. Ama benimle görüşmekten kaçıyordu. Evlerimizin arası yürüyerek 10 dakika olduğu halde bir türlü buluşmaya yanaşmıyordu. Bir gün beni aramasını söyledim. Bu çok zoruma gitti çünkü. Beni aradı hemen. Figen seninle görüşmeyi çok istiyorum. Sana şimdiye kadar türlü bahaneler uydurdum buluşmamak için. İtiraf ediyorum. Çünkü ne zaman seninle buluşmaya karar versem buluşacağım saatlere yakın içime bir korku düşüyor. Bir kasvet çöküyor. Ne olduğunu anlayamıyorum dedi. Berat'a başımdaki olayları anlattım. Bana dedi ki kusura bakma ben böyle şeylerden çok korkarım. Bundan sonra görüşmeyelim. Numaramı da sil bir daha beni arama, mesaj atma, asla ulaşma bana dedi. Tamam deyip telefonu kapatmamla hıçkıra hıçkıra ağlamam bir oldu. Bu ilk defa başıma gelmiyordu. Çünkü bunu diyen üçüncü kişiydi Berat. Bu artık dayanılmaz bir acı oldu. Ne ailemle aram iyiydi, ne gönül işlerim, ne tahsil hayatım, ne maddi durumum, ne de yardımcı olması için yanına gittiğim hocalardan bir fayda vardı. Her bir yandan köşeye kıstırılmıştım rahatlamak için Kur'an okuyamıyordum. Beynim yerinden çıkacak gibi oluyordu ona. Keza namaz da öyle. Yapabileceğim tek şey o can acısıyla hıçkırırken Allah'ım beni ya kendin kurtar ya da kurtaracak birini çıkar karşıma. Yalvarıyorum diye dua etmek oluyordu. İki saat falan aralıksız ağladım. Uyuyakalmışım. Ertesi gün akşama doğru dini sohbet videoları izlerken bir metafizik uzmanının videosunu gördüm. Normalde internet üzerinden olan hocalara itimat etmem. Ama o farklı geldi. Aramak istedim. O akşam hocaya ulaştım. Anne adımı, doğum tarihimi ve gözlerimin belli olduğu bir fotoğrafı istedi. Tamam hocam sıkıntımı anlatayım mı dedim. O da sen bana bir şey anlatma. Bir yarım saat sonra ben seni ararım dedi. Şaşırdım. Ömrümde ilk kez bir hoca böyle dedi. Tamam dedikten sonra telefonu kapattık. Yarım saat sonra hocam aradı. Başladı anlatmaya. Sen çocukken ailene yapılan büyüye gelen bir cin musallat olmuş sana. Annenle baban kavga ederken sen fenalaşmışsın. O da seni etkisi altına alıvermiş kolayca. Yaşın ilerledikçe sana aşık olmuş. Bu kez etrafındakilerle aranı bozmak için her şeyi yapmış. Kıskanmış. Sadece ona kalmanı istemiş. Etrafında annen, baban bile olmasını istemiyormuş. Bakmış sen bir şekilde toparlıyorsun. Büyü yapmış bu sefer. Dünya üzerindeki maddi manevi her işi ters gitsin, geciksin, yıpran ki onunla iletişime geç diye. Sen sık sık insanlardan fayda yok, cinlerle mi iletişim kursam diye düşünüyorsun değil mi? dedi. Şaşırdım, evet dedim. Hoca devam etti. Sana bunları düşündüren o, hemen yanı başında her zaman. İkincisine gelelim. Babanın çevresinden biri yapmış. Babanlarınız bozulsun, bir şekilde birbirinize düşman olun diye babanla son yedi yıldır sudan sebeplerle küsüyorsunuz. Aylarca küs kalıyorsunuz doğru mu? dedi. Evet hocam dedim. Hoca devam etti. Sebebi bu işte. Üçüncü olarak yapan bir erkek kanuni bir sebepten ötürü yanına yaklaşamıyor. Bu çocuk ondan ayrılmanı azmedememiş. Kimseyle mutlu olama ve o çok değer verdiğini okulun bitmesin diye yapmış. Bütün gün sen çeneni sıkarak geziyorsun. Başın çok ağrıyor. Son birkaç yıldır şiddetli mide ağrılarım var, doğru mu?" dedi. Yine şaşırarak evet dedim. İlk kez karşılaştım böyle biriyle. Her sorunumu ben anlatmadan bildi. Tek kusuru tedaviye değer biçmesiydi. Tabii ki bu benim fikrim. Her neyse. Hoca, iyi değilsin. Başlayalım mı tedaviye istersen? Para için acele etme. İstediğin zaman ödersin derdin buysa." dedi. Ben de, "Tamam hocam, başlayalım." dedim. Hoca Yatsıdan sonra beni ara. Saat 11 gibi hemen ilk uygulamaya başlayalım bugünlük dedi. Sözleştik telefonu kapattık. Ama ne yalan söyleyeyim. Belki o hocaya gidene kadar 6 tane falan hocaya görünmüştüm. Ama ilk kez birisi beni henüz tedaviye başlamadan bile güvende hissettirip rahatlatmıştı. Aradan bir buçuk saat falan geçti. Saat 11'e yaklaşıyordu. İçimde büyük bir heyecan vardı. Ve çocuk gibi bir de sevinç. Artık ben de normal insanlar gibi ya da en azından onlara yakın bir huzurda yaşayabilecek miydim? Bunları düşünürken telefonum çaldı. Baktım hoca arıyor. Açtım. Hocam henüz saat gelmedi o yüzden aramadım dedim. Tamam sorun değil hemen başlayalım müsait sen dedi. Tamam hocam müsaitim dedikten sonra hoca ayağa kalk yüzünü kıbleye dön. Telefonu sağ kulağına al dedi. Dediklerini yaptım hocanın. Hoca evin içinde çıtırtılar olabilir. Sen yerinden oynayabilirsin seans esnasında yardımcılarım yanında olacak. İçindeki ve etrafındaki cinleri kontrol edip yakalamak için. Bundan bilgin olsun. Aynı zamanda ben de onlarla konuşacağım. Korkma dedi. Tamam hocam dedim yine. Hoca yardımcı cinlerine talimat verdi. Dört yanına geçin. Önüne, arkasına, sağına, soluna. Görüntüyü açın dedi. Sonra bana telefonu sağ kulağına al demiştim. Ayrıca kendini de sıkma dedi. Şaşırdım. Ne ara dalgınlıkla sol kulağıma aldım telefonu bilmiyorum bile. Ama o söyleyince bir kez daha anladım ki hoca işinin ehliydi. Hoca cin suresini okumaya başladı. Daha önce birçok kez dinledim cin suresini. Ama ilk defa bacaklarımın dermanı kesildi okundurken. Titremeye başladı dizlerim. Hoca yine sıkma kendini dedi. Hocam sıkmıyorum kendiliğinden oluyor bunlar ben yapmıyorum dedim. Hoca tamam dedikten sonra cinlerine seslendi. İsimlerini hatırlayamıyorum şu an. Ama isimlerini söyledikten sonra Allah rızası için gidin yanına. Sağına, soluna, önüne ve arkasına geçin. Tutun onu omuzlarından ikiniz. Düşmesin dedi. Diğerlerine içine girin sıkıştırın bedendekileri dedi. Bu şekilde vücudumun birkaç yerinde kasılmalar ve titremeler yaşadım. Hoca nerelerde olduğunu sordu ve söyledim nerelerde olduğunu. Tamam dedi. Sana işlem göndereceğim yedi günlük. Onları her gün akşam ezanıyla gece saat 12 arası dediğim şekilde kullanacaksın ve bitecek inşallah dedi. Ben de tamam hocam dedikten sonra bir iki güne işlemlerim geldi ve hocanın dediği şekilde kullanmaya başladım. Bir yandan içimde hiç ümit yoktu. Daha önce gittiğim hocaların hepsi okunmuş su, tuz, şeker gibi şeyler kullandırdılar. Ama ne mide ne baş ağrılarım geçmişti ne de bir sorunumu çözmüşlerdi. Bu arada benim vücudumda en hassas yerim midemdir büyü yoluyla gelen ve kendiliğinden musallat olan cinler bunu tespit ederek midemden vücuduma girdikleri ve bir şekilde midemi baskıladıkları için midem ağrıyormuş. Onu da bu hocadan öğrendim. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama bu benim yedinci hocamdı. Hoca dediğimde aklınıza yaşlı biri gelmesin. Benimle yaşıttı. Ben 89 doğumluyum. Bu hocayı bulduğumda tarih 2019'un Mayıs ayıydı. Buradan anladım ki bize her zaman empoze edilen yaşlı, aksakallı hocalar her zaman tamamen işin nehli değil ve bu ilimdeki başarı yaşla ilgili değilmiş. Kendisiyle hala görüşüyorum. Bir dost, kardeş, arkadaş gibi. Allah ondan razı olsun. Çok fazla dağılmadan devam edeyim konuya. Hoca ile görüştükten 3 gün sonra kargo ile tedavi materyallerim geldi. O gün gusül abdestimi tazeleyerek hocanın dediği saatlerde yani akşam 8 ile 12 arasında hocanın ilk gün için işaretlediği duayı besmele ve dua ile yakarak içime çektim. Beynim uyuştu sanki. Zor bir şekilde bunu tamamladıktan sonra ardından bana bir buçuk litre su içine atmam için verdiği dua yazılı kağıdın olduğu şişeden bir bardak suyu içtim. Bekliyordum ne olacak diye. Tedavinin üçüncü günü akşam bende bir değişiklik olduğunu fark ettim. Kısa bir an düşündüm. Birden elimi mideme koydum. Tabii ya dedim kendi kendime. Dört yıldır doktor doktor gezdiğim, iyileşmesi için her yolu denediğim mide sancılarım kesilmişti. Acı bir tebessümle gözlerimden yaş aktı. Ne ara bu sancılar kesildi fark etmedim. Ama üçüncü gün tamamen farkına varmıştım. O sırada hoca aradı. Miden iyileşti mi dedi hafif güler bir ses tonuyla. O an dünyanın en mutlu insanı bendim. Ağlaya ağlaya Allah'a şükredip hocaya dua ettim. Yedinci günün sonunda mide ağrılarım tamamen kesildi ve o sıkışmalı baş ağrılarım oldukça seyrekleşti. Sanıyorum geriye kalan ve arada bir olan bu ağrılar normaldir diye düşünüyorum. Ama olay burada bitmedi. Sevgili Rıdvan kardeşime yazmaya devam edeceğim. Şimdilik burada son veriyorum. Bu yazıyı paylaştığım tarih 28.01.2021 Allah'a emanet olun. Hikayenin sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.